Evet arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalımda mutlaka işinize yarayacak bir video vardır. Onları da seyrederseniz iyi olur. Şimdi arkadaşlar, malum Renault Clio aracımız var. Çoğu bakımını kendim yapıyorum, parçalarını alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Renault Clio aracın egzoz takozunun lastiği kopmuş. Yani esneme payı olan, lastiğin içinde esneme payı olan üstteki lastik kopmuş. Alttaki 3 tane tutuyor. Tabi bunu zamanla bu alttakiler de kopacak. Dolayısıyla araç yolda giderken, çalışırken, stop ederken tak tak diye vuracak sarsıntıdan. Siz de diyeceksiniz ki ya bu ses nereden geliyor? Bu arada egzozumuzda da hafif çürümeler başladı. Ama biraz daha idare eder. Malum bu son susturucu 1500 lira. Şimdi konumuz arkadaşlar, bu egzoz takozunu değiştireceğiz. Kendimiz yapacağız. Şimdi bunun 3 tane 13'lük vidası var. 3 tane 13'lük vidası var. Bir tane de ortada 8'lik bir vidası var. Onları sökeceğiz. O eski takozu alacağız oradan. Yerine bakın. Şu almış olduğumuz yeni egzoz takozunu şöyle şey yapayım. Bu egzoz takozunu takacağız arkadaşlar. Şöyle. O şekilde. Görmüş olduğunuz gibi buradaki tamamen olmasa da kısmen deforme olmuş. Şimdi yeni takozumuzu da şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde. Bu daha sağlam, hatta içi bakın dolgu kenarları. Bunda daha uzun ömürlü olacak. Şöyle 3 tane vida yeri var. Tabi bunu egzozunuza göre ileri geri kaydırarak ayarlayabileceksiniz. Şimdi takacağımız bu arkadaşlar. Sökeceğimiz de şurası. Ben bir kamerayı ayarlayayım. Evet, kameramızı nispeten ayarladık sayılır ama yani tekrar göstereyim. Yeni takacağımız parça bu arkadaşlar. Şu şekil bakın. Farkındasınız, buraları dolu. Eskisinden daha sağlam, daha dayanıklı gibi olacak. Neyse, şimdi bu parçamızı gördük. Yeniden bunu koyalım. Şimdi 13, iki tane 13 anahtar lazım arkadaşlar. Bir tanesi şu gerideki şeyden cırcır yanaşmadığı için, plastik tampondan. Bunu şöyle anahtarla sökmenizi tavsiye ederim. Çünkü cırcır yanaşır ama plastik tamponun o şeyi sökmeniz gerekir. Ona gerek yok. Şu şekil bir anahtar tutuyor. Ben bunu gevşetmiştim biraz zaten. Şimdi bu 13'ü aldık. Şöyle bir vida koyalım. Şimdi öbür 13'ü arkadaşlar şurada arkada. Onu da cırcırla sökeceğiz. 13. Biraz gevşettik. Biraz da buradan gevşetelim. Evet, işte bakın oynamaya başladı. Şimdi 8 dediğimde ortasındaki, önce isterseniz onu da sökelim.
Şöyle küçük bir tırtırla. Onu 8 anahtar tutuyor arkadaşlar. Cırcır da olur, açık ağızlı da olur. Bunun yeri müsait yani. Buna her anahtar uyar. Arkasında somun yok. Evet. Şöyle bakın. Küçücük 8 numara anahtarla çıkan bir vida. Şimdi bunu da çıkardık. Yeniden sökmeye devam edelim. Yanımda da kimse olmadığından kendim çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Zor oluyor. Yeterli alet, ekipman yok. Ben amatörce yapıyoruz yani bu işi. Sadece bilgi amaçlı. Başkaları da görürse, malum sanayiler çok pahalı. Elinizden geldiği kadar çoğu şeyleri kendiniz yapın. Üstelik bu Renault'ların parçaları internetten her yerde bulunuyor yani. Kargoyla evinize kadar geliyor. Bu arada Facebook'ta Renault kulüpler var. Orada falan mesela güvenilir satıcılar var. Başar Kaptan olsun, Yasin Tamtar olsun. Bu beylere de buradan selam söylüyorum. Bakım malzemelerinizi falan güvenle onlardan alabilirsiniz. Yağdır, filtredir. Ondan sonra Erdem Oto var. Evet. Bu da çıktı bakın. Aa, bunu sökmeye bile gerek kalmadı. Gevşeyince. Bakın. Aha. Evet. Bakın ikinci vidayı sökmeye bile gerek kalmadı arkadaşlar. Kopuk parçamız bu. Bakın burası kopmuş. Şu iki tanesi, üç tanesi tutuyor. Şöyle. Evet. Şimdi yeniyle karşılaştıralım. Şimdi arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi yeninin içi daha dolu, daha sağlam, daha uzun ömürlü olacak bu. Şu şekil aynı. Şöyle göstereyim size bakın. Malzeme aynı. Şimdi arkadaşlar şu eskiyi kenara alalım. Bu yeniyi bakın şurasındaki şey burada egzozunuzda yer var. Ona takıyoruz. Takıldı. Şöyle yeniden hiç bu sökmemiş olduğumuz vidaya bakın yerine takalım. Şöyle tutturalım. Ben şu vidaya bir küfünü alsın diye balata spreyi sıkayım. Hatta şöyle. Görünüyor mu? Evet. Şu küçüğe de sıkalım. Şimdi küçüğü hemen civata yerine geçici olarak tutturuyorum. Evet. Video da uzun olabilir ama yapacak bir şey yok. Şimdi bunun dişi tutturduk arkadaşlar. Öbür cıvatayı da.
Balata spreyi de ucunu temizleyelim. Şöyle. Şuradan bir diş tutturduk mu gerisi kolay yani, sadece yanlış diş tutmaması için ilkin biraz özen göstereceğiz. Buralar zamanla paslanmış arkadaşlar. Bakalım. Evet. Tuttu. Ben şu şeyin biraz daha boşluğunu alayım. Şu 8'den burayı da devam edelim, biraz sıkalım. Şimdi arkadaşlar biraz videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar, videoyu durdurmuştum. Yalnızım, tek başımayım. Şimdi dediğim gibi şöyle bir anahtarla plastik tampon davlumbazı olduğu için burada bir tek buna böyle bir anahtar kullanacaksınız. Bu şekilde bunu böyle sıkacağız. Zaten önce elinizle boşluğunu aldınız mı anahtarla sıkılacak bu arkadaşlar. Yani şimdi bakın, şu egzoz takozu kaçtı? 180 liraya mı ne almıştım ben bunu internetten. Şimdi arkadaşlar, bunu bir kaportacıya veya egzozcuya götürseniz sizden 500 lira işçilik alır. 3-4 tane cıvata. Bu arada biraz takımınız da olsun yani, kendinize göre. Her şeyi, mesela anahtar her zaman size lazım. Evet. Bu bayağı sıkıldı ama yine de işi sonuçta bırakmayalım. Şimdi şunları da yeniden sıkalım. Arkadakini yoklayalım. Bu da sıkıldı.
Şimdi 8 numarayla ortadaki vidayı ısırıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi şuradan bir çıkayım da ben size kamerayla yeniden göstereyim burayı. İşte bakın. Taktık. Yani dediğim gibi bunun için sanayiye gitmeyin arkadaşlar. Bakın bir şuradaki vidayı sökmek için şöyle bir anahtar gerekiyor. 13. Bir de lokma. Ha, normal bunu da 13 ile sıkabilirsiniz. Ama arkaya dediğim gibi egzoz var burada. Arkaya uzatma uç gerektiği için şöyle. Yani lokmayla 13 uzatma. Bir de 8. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi egzoz takozumuzu taktık. Şöyle göstereyim ben size. Gayet güzel oldu. Bundan sonra artık egzozumuz sallanmayacak. Ses yapmayacak. Bayağı bir uzun ömürlü olur. Çıkan parça ya da şurada dışarıda göstereyim size. Takılan bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sadece bilgi amaçlı çekiyorum. Bakın ben amatör biriyim. Evet. Şöyle güneşte tutalım. Bakın. Söktüğümüz parça. Şöyle takım çantasının üzerine koyayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sökülen parça bu. Yırtılmış. Bir tanesi kopmuş. Öbür 3 tanesi tutuyormuş bunu. Yani bu egzozla bir bakın. Şöyle göstereyim size. Egzozla bir bu sallandığı zaman zaten şurası da koptu mu daha hızlı sallanarak buralara vuracak tak 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 ses yapacak. Siz de diyeceksiniz ki ya bu ses nereden geliyor? Acaba yürüyen aksamdan mı? Acaba şanzıman takozundan mı? Yani bir sürü yerlerden şüpheleneceksiniz. Ama böyle egzoz takozunu parçasını kendiniz alıp şurada toplam 3 bir de şu ortada bir tane vida var. 4 tane vidayı sıkarak arkadaşlar kendiniz değiştirebilirsiniz. Bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu video bilgi amaçlı. Daha önce kanalımdaki videoları da seyredebilirsiniz. Özellikle en çok izlenen videolarım mesela LPG'li araçlarda geç çalışma sebebi yani o tür bir video çekmiştim çok izlendi. Yani bir sürü videolarım var. Onları da izlerseniz araçlara meraklıysanız böyle bir aracınız varsa izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı beğenin. İyi günler.